peygambere indirilen Kur'an'ı dinledikleri vakit, onda aşinaları olan hakikate kavuşmaları sebebiyle gözlerinin yaşla dolup taştığını görür ve şöyle dediklerini işitirsin: İman ettik ya Rabbena. Bizi de hakka şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün isteğimiz ve umudumuz Rabbimizin bizi hayırlı insanlar arasına dahil etmesiyken ne diye Allah'a ve bize gelen bu hakikate iman etmeyelim ki? Böyle demelerine mukabil Allah onları içinden ırmaklar akan ve ebedi kalacakları cennetlerle ödüllendirdi. İşte iyi hareket edenlerin mükafatı böyle olur. Küfre sapıp ayetlerimizi yalan sayanlara gelince onlar da alevli cehennemi boylayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı o güzel ve temiz nimetleri kendinize haram kılmayın, haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları asla sevmez. Allah'ın size rızık olmak üzere yarattığı şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutmaz. Ama bilerek yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutar. Böyle bir yemini bozarsanız, onun kefareti, çoluk çocuğunuza yedirdiğiniz orta halli yemek çeşidinden 10 fakir doyurmak yahut 10 fakiri giydirmek veya bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Bunlara gücü yetmeyen kimse 3 gün oruç tutsun. İşte yemin ettiğinizde yemin bozmanın kefareti budur. Yeminlerinize sahip çıkın. Allah işte size ayetlerini böyle açıklıyor, ta ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar, fal okları, şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir. Bunlardan geri durun ki felah bulasınız. Şarap ve kumarla şeytanın yapmak istediği tek şey, sizin aranıza düşmanlık ve kin salmak, sizi Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoymaktır. Artık bu habis şeylerden vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin ve onlara karşı gelmekten sakının. Eğer ona sırtınızı dönerseniz bilin ki, Peygamberimizin görevi sadece tebliğden ibarettir. İman edip iyi ve yararlı işler yapanlara, bundan böyle Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve imanlarında sebat ile iyi ve yararlı işlerine devam ettikleri, sonra takvaları ve imanları tam sağlamlaşıp kökleştiği, daha sonra da bu takva ile beraber başkalarına iyilik eden ve her yaptığını güzel yapan ihsan mertebesine erdikleri takdirde, daha önce yiyip içtiklerinden dolayı kendilerine bir vebal yoktur. Allah da böyle güzel davrananları sever. Ey iman edenler! Allah kendisini görmeksizin, gıyabında kendisini tazim edip, haramlardan sakınanları meydana çıkarmak için, sizi av nev'inden bir şeyle deneyecek. Bir av bolluğu ki, ellerinizle yetişebilecek, mızraklarınızda. Kim bundan sonra konulan hududu aşarsa, işte ona gayet acı bir azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramlıyken av öldürmeyin. İçinizden kim onu bilerek öldürürse, kendisine bir ceza vardır. O cezada, öldürdüğüne benzer bir hayvan olup, öldürülenin emsali olduğuna, içinizden 2 adil kişinin karar vermesi gerekir. Ceza, Kâbe'ye ulaşıp, orada kesilecek bir kurbanlıktır. Yahut fakirleri doyurmak, yahut onun dengi oruç tutmak şeklinde bir keffarettir. Ta ki işlediğinin vebalini tatsın. Allah daha önce işlenen bu tür fiilleri affetti. Fakat kim dönüp tekrar böyle yaparsa, Allah ondan, onun intikamını alır. Zira Allah azizdir, mutlak galiptir ve intikamı vardır. Ey ihramlılar! Deniz avı ve deniz yiyeceği size helal kılındı ki, size ve yolculara bir rızık vesilesi olsun. Kara avı ise, ihramlı olduğunuz müddetçe size haram kılındı. Öyleyse, huzurunda varıp toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah Kâbe'yi, o hürmete layık mabedi, insanların din ve dünya hayatları için bir nizam vesilesi kılmıştır. O hürmetli ayı da, Kâbe'ye gönderilen gerdanlıksız veya gerdanlıklı kurbanlıkları da, bütün bunlar Allah'ın göklerde olanı da, yerde olanı da bildiğini ve gerçekten Allah'ın her şeyi bildiğini sizin de bilip anlamanız içindir. Bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Ama aynı zamanda O, gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Peygambere düşen sorumluluk, yalnızca tebliğ etmektir. Allah, sizin açığa vurduğunuz ve gizlediğiniz her şeyi bilir. Murdarın çokluğu tuhafına gitse de gitmese de, hatta murdarın çoğu hoşuna gitse de gitmese de, murdar ile temiz bir olmaz. Öyleyse, ey aklı selim sahipleri, siz az çok demeyip, daima temize, helale yönelin. Haram yemekten, Allah'a karşı gelmekten sakının ki, felah bulasınız. Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur'an'ın indirilmesi esnasında onları sorarsanız, size açıklanır. Halbuki Allah, onları bağışlamış, sizi onlardan muaf tutmuştur. Çünkü Allah gafurdur, halimdir. Affı ve müsamahası geniştir. Sizden önce bir topluluk, o kabil şeyleri sormuş, sonra da onlar sebebiyle kâfir olmuşlardı. Allah, ne bahire, ne sahibe, ne vasile, ne de ham diye bir şey bildirmiştir. Fakat o kâfirler, bu inançlarını Allah'a mal ederek, ona iftira etmişlerdir. Onların ekserisinin akılları ermez. Kendilerine, Allah'ın indirdiğine ve Rasûle, onların hakemliğine gelin denildiğinde, atalarımızı ne halde bulmuşsak o bize yeter, derler. Ataları hiçbir şey bilmeyen, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı onlara tabi olacaklar? Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltmeye bakın. Siz doğru yolda olduktan sonra, sapanlar size zarar veremez. Hepiniz dönüp dolaşıp, Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O da yaptıklarınızı size bir bir bildirecek, karşılığını verecektir. Ey iman edenler! Sizde ölüm alametleri belirdiğinde, vasiyet edeceğiniz sırada, içinizden 2 dürüst kişiyi şahit tutun. Yahut yolculuk esnasında başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka 2 kişi şahit olsun. Eğer şüphe ederseniz, o 2 şahidi namazdan sonra tutar ve yeminimizi, akrabalarımızın menfaati de söz konusu olsa, dünyanın hiçbir şeyine değişmeyeceğiz. Allah'ın üzerimizde bir emanet, bir borç olarak bulunan şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa biz, kesinlikle günahkâr oluruz diye Allah'a yemin ettirirsiniz. Şayet sonradan bu şahitlerin, yalan söyleyerek günah işledikleri anlaşılırsa, şahitlerin haklarına tecavüz etmek istedikleri ve ölüye daha yakın olan mirasçılardan 2 kişi, öbürlerinin yerine geçerler ve vallahi bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur ve biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Aksi takdirde biz elbette zalimlerden oluruz diye yemin ederler. Bu usul şahitliği tam gerektiği şekilde yapmaları yahut yeminlerinden sonra başka şahitlerin şahitliklerine başvurma sonucunda yalan söylediklerinin ortaya çıkması sebebiyle, yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarını sağlama bakımından en uygun çaredir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın hükmünü dinleyip, itaat edin. Allah, din yolundan çıkan fasıklar güruhunu, emellerine kavuşturmaz. Gün gelecek, Allah peygamberleri bir araya toplayıp, sizin tebliğleriniz, ümmetleriniz tarafından nasıl karşılandı, nasıl bir cevap aldınız buyuracak. Onlar da, senin her şeyi hakkıyla bilen ilminin yanında, bizim bilgimiz yok. Zira gayblara vakıf olan, yalnız sensin, diyecekler. Allah, o gün buyuracak ki, İsa, hem senin, hem annenin üzerinizdeki nimetimi iyi düşün. Düşün ki ben seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşmuştun. Ben sana kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Sen benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor, ona üflüyordun. O da benim iznimle kuş oluveriyordu. Düşün ki sen benim iznimle anadan doğma amanın gözünü açıyor, abraşı da iyileştiriyordun. Düşün ki sen benim iznimle ölüleri kabirden diri olarak çıkarıyordun. Hani ben İsrail oğullarının şerlerini, öldürme kasıtlarını senden def etmiştim. Kendilerine apaçık deliller, mucizeler getirdiğin zaman da onların kâfirleri, bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil demişlerdi. Ve hani havarilere, bana ve Resulüme iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da, iman ettik, Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Bir vakitte havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi dediler. O da, eğer mü'min iseniz, Allah'tan korkun da, edebi aşmayın diye cevap verdi. Biz dediler, istiyoruz ki ondan yiyelim, gönlümüz rahatlasın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım. Meryem'in oğlu İsa, ey büyük Rabbimiz, ey yüce Allah, bize gökten bir sofra indir ki, bizim hem evvelimiz, hem ahirimiz, yani ümmetimizin tamamı için, o gün bir bayram olsun ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Zira rızık verenlerin en hayırlısı sensin, dedi. Allah buyurdu ki, ben onu yukarıdan size indiririm. Fakat bundan sonra her kim nankörlük edip kâfir olursa, onu dünyada hiç kimseye yapmayacağım derecede cezalandırırım. Hem Allah Teala, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara, beni ve annemi Allah'tan başka iki tanrı edinin dedin diye sorguladığı vakit, o şöyle diyecek: haşa, sen şerikten ve her noksandan münezzehsin ya Rabbi. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem doğru olmaz, bana yakışmaz. Hem söylediysem malumundur elbet. Benim varlığımda olan her şeyi sen bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilemem. Bütün gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin. Sen ne emrettinse ben onlara bundan başka bir şey söylemedim. Dediğim hep şu idi: Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Ya Rabbi, ben aralarında olduğum müddetçe onları kolladım. Fakat vaktaki sen beni aralarından tutup aldın, onları görüp denetleyen yalnız sen kaldın. Sen gerçekten her zaman, her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onları cezalandırırsan, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Onları affedersen, Aziz-ü Hakim, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi ancak sensin. Bunlardan sonra Allah buyurur ki, bugün o gündür ki, doğruların doğruluğu kendilerine fayda verir. Onlara, içinden ırmaklar akan cennetler var. Orada daimi kalırlar. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük başarı ve mutluluk budur. Göklerin, yerin ve oradaki her şeyin hakimiyeti Allah'ındır ve o her şeye hakkıyla kadirdir. En'am suresi Mekke'de nazil olmuş olup 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'ın hakkıdır. Bir de kâfirler kalkmışlar, bir takım putları Rablerine eşit sayıyorlar. O sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, bir ömür süresi tayin edendir. Bir de onun nezdinde muayyen bir ecel vardır. Sonra bir de kalkmış, şüphe ediyorsunuz. Oysa ki göklerde de yerde de gerçek ilah ancak O'dur. O sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. O hayır ve şer olarak ne kazanacağınızı da bilir. Böyleyken Rablerinden onlara ne zaman bir ayet geldiyse mutlaka ondan yüz çevirirler. Hakikat kendilerine gelince onu yalan saydılar, alay ettiler. Fakat alay ettikleri şeyin haberlerini onunla alay etmenin ne demek olduğunu yakında öğrenirler. Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi görmediler mi? Biz onlara size vermediğimiz imkânları vermiş, gökten üstlerine bol bol yağmur göndermiş, ayaklarının altından ırmaklar akıtmıştık. Fakat günahlarından ötürü onları imha ettik ve onların peşinden başka bir nesil yarattık. Eğer sana kağıda yazılı olarak bir kitap indirmiş olsaydık, kendileri de elleriyle onu tutmuş bulunsalardı, o kâfirliklerinde inat eder, yine de bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil derlerdi. Bir de ona bizim de görebileceğimiz bir melek gönderilmeli değil miydi dediler. Eğer biz bir melek gönderseydik, elbette iş bitirilmiş olur, sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı. Şayet o elçiyi melek kılsaydık, yine onu bir adam şeklinde gösterir de, düştükleri şüpheye onları yine düşürmüş olurduk. Senden önce de nice peygamberlerle alay edilmişti. Fakat alay ettikleri gerçek, o maskaralık edenlerin üzerine inip, her taraflarından sararak mahvetti. De ki, dünyayı gezin dolaşın, sonra da peygamberlere yalancı diyenlerin akıbetlerinin nice olduğunu bir düşünün. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? Allah'ındır de. O rahmet etmeyi kendisine ilke edinmiştir. O geleceğinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet günü sizi bir araya toplayacaktır. Kendilerini en büyük zihana uğratanlardır ki iman etmezler. Halbuki gecede ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitir ve bilir. De ki, gökleri yeri yaratan, beslenmeyip besleyen Allah'tan başkasını mı Tanrı edinecekmişim? Doğrusu bana Allah'a teslim ve itaat edenlerin ilki olmam emredildi de ve sakın müşriklerden olma buyuruldu. De ki, ben Rabbime isyan etmem halinde, ileride gelecek büyük bir günün azabından korkarım. O gün her kim azaptan uzak tutulursa, muhakkak ki Allah ona merhamet etmiştir. İşte en büyük mutluluk, en açık başarı budur. Eğer Allah sana bir sıkıntı verirse, ondan başkası onu gideremez. Sana bir hayır ve nimet verirse, zaten o her şeye olduğu gibi, buna da elbette kadirdir. O, kullarının üstünde hükmünü yürüten, mutlak hükümrandır. Her işi tam hikmetle yapar ve her şeyden haberdardır. De ki, şahit olarak hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah, benimle sizin aranızda O, şahit olarak yeter. Şu Kur'an, bana sizi ve kendisine ulaşan herkesi uyarmam için vahyolundu. Allah ile beraber başka tanrılar bulunduğuna gerçekten siz mi şahitlik ediyorsunuz? Ben asla buna şehadet etmem de ve şu hakikati vurgular. O ancak tek ilahtır. Başka tanrı yoktur. Sizin şirkinizle de, şeriklerinizle de benim hiçbir ilişiğim yoktur. Kendilerine kitap verdiğimiz ümmetlerin bilginleri, o peygamberi kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama kendilerine acımayıp, kendi kendilerini en büyük hüsrana uğratanlardır ki iman etmezler. Allah adına yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir ki? Şu muhakkak ki o zalimler felah bulamayacak, muratlarına eremeyeceklerdir. Gün gelecek, hepsini bir yere toplayıp sonra o müşriklere nerede Allah'ın ortağı olduğunu iddia ettiğiniz tanrılarınız diye soracağız. Sonra onların şirklerinin vardığı son nokta, sığınacakları tek yalancı özrü, Rabbimiz Allah hakkı için vallahi biz müşrik değildik demekten ibaret olacaktır. İşte bak, nasıl da kendi vicdanlarına karşı yalan söylediler. Uydurdukları o tanrılar da kendilerinden uzaklaşıp ortada görünmez oldular. Onlardan seni Kur'an okurken dinleyenler de vardır. Fakat biz onu layık olduğu şekilde anlamalarına mani olmak için onların kalplerine kat kat örtüler gerdik. Kulaklarının içine de gereği gibi işitmelerini engelleyen ağırlıklar koyduk. Artık onlar her türlü mucize ve belgeyi de görseler yine iman etmezler. O kadar ki yanına geldikleri zaman seninle münakaşaya girişerek bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Onlar hem halkı Kur'an'dan ve peygamberden uzaklaştırırlar hem de kendileri ondan geri dururlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de farkına varmazlar. Onlar ateşin karşısında durdurulup da ah ne olurdu dünyaya bir geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini inkar etmesek, müminlerden olsak dedikleri zaman bir görsen neler olacak neler. Hayır, öteden beri gizledikleri utandırıcı çirkin halleri, münafıklıkları yüzlerine vuruldu da ondan böyle söylüyorlar. Yoksa geri gönderilseler bile yine kendilerine yasaklanan kötülükleri yapmaya dönecek ve diyeceklerdi ki, hayat sırf dünya hayatımızdan ibaret. Biz bir daha diriltilecek de değiliz. Onlar hiç şüphesiz yalancıdırlar. Hem onları Rablerinin huzuruna getirilip hesap meydanında durduruldukları zaman bir görsen, Hak Teâlâ nasıl diyecek? Şu gördüğünüz diriliş gerçek değil miymiş? Onlar da evet, Rabbimiz hakkı için gerçekmiş diyecekler. Allah Teâlâ buyuracak. Öyleyse kâfirliğinizden ötürü şimdi tadın azabı. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar gerçekten en büyük hüsrana uğramışlardır. Nihayet kıyamet saati kendilerini bastırıverince onlar günah yüklerini sırtlarına yüklenerek eyvah! Dünyada işlediğimiz kusurlarımızdan dolayı yazıklar olsun bize diyecekler. Dikkat edin! Ne fena yükler götürüyorlar. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise fenalıklardan sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey Resulüm, onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette pek iyi biliyoruz. Doğrusu onlar seni yalancı saymıyorlar. Fakat o zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Senden önce nice peygamberler yalancı sayıldılar da tekzip olunmaya ve her türlü eziyete uğratılmaya karşı sabrettiler. Nihayet kendilerine yardımımız gelip yetişti. Öyle ya, Allah'ın sabredenlere yardım vaadini değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Nitekim o resullerin kıssalarından bazı bölümler sana ulaşmıştır. Eğer onların Hakk'a sırt çevirmeleri sana pek ağır gelip de kendilerine bambaşka bir mucize getirmen için yer altında bir geçit veya göğe çıkacak bir merdiven arama peşinde olursan, şunu bil ki şayet Allah dileseydi onların hepsini elbette doğru yol üzerinde toplardı. O halde sen sakın bunu bilmeyenlerden, fevri davrananlardan olma. Ancak kulak verenler bu daveti kabul ederler. Ölüleri ise Allah diriltecek, sonra onun huzuruna çıkarılacaklardır. Ona bizim ısrarla istediğimiz bambaşka bir mucize indirilse ya deyip duruyorlar. De ki, şüphesiz Allah öyle bir mucize göndermeye kadirdir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Hem yerde hareket eden hiçbir canlı, kanatlarıyla uçan hiçbir kuş türü yoktur ki sizin gibi birer toplum teşkil etmesinler. Biz o kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik. Sonra hepsi Rablerinin huzuruna sevk edilip toplanacaklardır. Ayetlerimizi yalan sayanlar, karanlıklar içinde olan bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola koyar. De ki, söyleyin bakalım, eğer size Allah'ın azabı gelir yahut kıyamet gelip çatarsa, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru kimseler iseniz, haydi söyleyin gerçeği. Hayır, yalnız ona yalvarırsınız. O da dilerse, duanıza sebep olan sıkıntıyı giderir ve o zaman siz de Allah'a kattığınız o ortakları, o batıl mabutları unutursunuz. Senden önce de bir takım ümmetlere resuller gönderdik. Dinlemediler. Hakka dönüş yapsın, suçlarının affı için niyaz etsinler diye onları çetin bir yoksulluk, hastalık ve sıkıntılarla cezalandırdık. Bari kendilerine şiddetimiz geldiği vakit yalvarsaydılar, tövbe etseydiler. Fakat heyhat, onların kalpleri kaskatı olmuş, şeytan da yapmakta oldukları masiyet ve günahları kendilerine süslemiş, cazip göstermişti. Kendilerine verilen öğütleri terk edip unutunca, üzerlerine her şeyin, her zevk ve nimetin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen bu genişlik ve serbestlikle tam ferahlandıkları sırada, ansızın onları kıskıvrak yakaladık da, bir anda bütün ümitlerini kaybediverdiler. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki, böylece zulmedip duran o güruhun arkası kesildi. De ki, söyleyin bakalım, eğer Allah, işitme ve görme duyunuzu alır, kalplerinizin üstüne bir de mühür vurursa, Allah'tan başka hangi tanrı onları size geri getirebilir? Bak, ayetlerimizi nasıl türlü türlü açıklıyoruz da, sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar? De ki, söylesenize bana, eğer Allah'ın azabı ansızın yahut göz göre göre size gelirse, zalim topluluktan başkası mı helak olacak? Biz peygamberleri sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. O halde kim iman eder, kendisini ve işlerini düzeltirse, onlara asla korku yoktur. Onlar hiçbir üzüntüye de maruz kalmayacaklardır. Ayetlerimizi yalan sayanlar ise, isyan edip yoldan çıkmalarından ötürü azaba uğratılacaklardır. De ki, ben size, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Yok, ben gaybı bilirim. Yok, ben meleğim de demiyorum. Bana ne vahyediliyorsa, ben ancak ona tabi olurum. De ki, kör görenle bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Allah'tan başka bir takım tanrıların, Allah'ın huzurunda toplandıklarında, kendilerini kurtaracaklarına inanan o kimseleri, sen Kur'an'la uyar ki, onun huzurunda kendilerini savunacak bir hamileri veya bir şefaatçileri olmayacaktır. Böylece umulur ki, bu şirkten sakınırlar. Sabah akşam, Rablerine, sırf onun cemaline ve rızasına müştak olarak niyaz edenleri yanından kovma. Sen onlardan, onlar da senden sorumlu değilsiniz ki, onları kovup da zalimlerden olasın. Biz onlardan kimini kimiyle, neticede Allah bula bula aramızdan bunlara mı lütfuna layık gördü desinler diye, işte böyle imtihan ettik. Allah kimin şükrettiğini, kimin lütfuna daha layık olduğunu bilmez olur mu? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman, onlara, selam sizlere de. Rabbiniz, merhameti kendi zatına temel bir ilke edinmiştir. Sizden kim bilmeyerek bir günah işler de, sonra ardından tövbe eder ve halini düzeltirse, onun da Gafur ve Rahim, çok affedici ve merhametli olduğunu bilmelidir. Suçlu kâfirlerin yolu, mü'minlerin yolundan ayırt edilsin diye, böylece ayetleri tam tamına açıklıyoruz. De ki, Allah'tan başka taptığınız şeylere ibadet etmem, bana yasak kılındı. De ki, sizin keyfi arzularınıza uymayacağım, yoksa sapmış olurum. De ki, ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanmaktayım. Siz ise, onu yalan saydınız. Gelmesi için acele ettiğiniz azap da benim elimde değildir. azabı çabuklaştırmak veya ertelemek hakkındaki hüküm ancak Allah'ındır. O doğru haber verir. O doğruyu eğriden ayırt edenlerin, hükmedenlerin en hayırlısıdır. De ki, eğer o acele istediğiniz azap benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş çoktan bitmiş olurdu. Zalimlere nasıl davranılması gerektiğini Allah pek iyi bilir. Bilinmeyen nice hazineler ve görünmeyen gayb âleminin anahtarları onun yanındadır. Onları kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir. Onun haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Yeraltı tabakalarının karanlıkları içindeki tek bir tane, hasılı yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki açık, net bir kitapta bulunmasın. Odur ki geceleyin uykuda sizi kendinizden geçirip alır, gündüzün ne işlediğinizi bilir. Mukadder olan ömür müddetiniz doluncaya kadar bu bilincinizi alıp gündüzün sizi uyandırma sürecini devam ettiren de odur. Bu sürecin sonunda da dönüşünüz ona olacak ve o size yaptıklarınızı bir bildirip karşılığını verecektir. O kullarının üstünde de tek hakimdir. O üzerinize hareketlerinizi kaydeden hafaza meleklerini gönderir. Nihayet sizden birine ölüm vakti geldiğinde elçilerimiz hiç geciktirmeksizin ve hiçbir işi aksatmaksızın onun ruhunu alırlar. Sonra onlar gerçek efendileri, mevlaları olan Allah'a götürülüp teslim edilirler. İyi bilin ki bütün hüküm yetkisi O'nundur ve O hesaba çekenlerin en süratlisidir. De ki, siz yalvara yakara, ağlaya sızlaya ve gizlice dualar ederek şöyle dediğiniz demler, sizi karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden kim kurtarır? Eğer bizi bundan kurtarırsa, ahdimiz olsun, kesinlikle şükredenlerden olacağız. De ki, Allah kurtarır sizi ondan ve her sıkıntıdan. Fakat sonra siz yine şirke girersiniz. De ki, o size tepenizden yahut ayaklarınızın altından azap göndermeye yahut sizi gruplar halinde birbirinize katıp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya kadirdir. Bak, ayetleri nasıl tekrarlıyor, türlü türlü ifade ediyoruz ki onları anlasınlar. Bu hakikatin ta kendisi olduğu halde senin halkın onu yalan saydı. De ki, ben sizden sorumlu değilim. Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Siz de yakında öğrenirsiniz. Ayetlerimiz hakkında alaylı tavırla münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir konuya geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan bunu sana bir an unutturursa, hatırına geldiği gibi hemen kalk. Artık o zalimler güruhuyla oturma. Allah'ın azabından sakınan müttakilere, iman etmeyenlerin hesabından dolayı bir sorumluluk yoktur. Fakat uhdelerine düşen, belki onlar da inanıp küfürden ve cehennemden sakınırlar diye bir nasihatten ibarettir. Dinlerini bir oyuncak ve eğlence haline getiren, kendilerini dünya hayatı aldatmış olan kimseleri kendi hallerine bırak. Sen yalnız Kur'an ile vaaz et ki, Allah'tan başka yardımcısı ve şefaatçisi bulunmayan hiçbir nefis, işlediği günahlar yüzünden helâke teslim edilmesin. O her türlü fidyeyi denkleştirse bile, yine ondan kabul edilmez. İşledikleri günahları yüzünden helâke sürüklenenler, mahvolanlar, işte bunlardır. İnkârlarından dolayı onlara kaynar sudan bir içecek ve acı veren bir azap vardır. De ki, Allah'tan başka bize yalvarıp ibadet ettiğimiz takdirde fayda, terk ettiğimiz takdirde zarar veremeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola koyduktan sonra, şeytanların kandırıp şaşkın bir halde çöle düşürdükleri, arkadaşlarının ise bize gel diye doğru yola çağırıp durdukları ahmak gibi, gerisin geriye İslam'dan şirke mi dönelim? De ki, Allah'ın gösterdiği yol tek doğru yoldur ve bize âlemlerin Rabbine teslim olmamız emrolundu. Bir de namazı hakkıyla ifa edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının diye de emrolundu. Hepinizin sonunda toplanacağı yer onun huzurudur. Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan odur. O ol dediği zaman her şey oluverir. Sözü haktır. Sura üfleneceği günde hakimiyet onundur. Görünmeyeni de, görüneni de, olmuşu da, olacağı da o bilir. O hakim ve habirdir. Tam hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden hakkıyla haberdardır. Bir zaman İbrahim, atası Azer'e, "Ne, sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de, halkını da besbelli bir sapıklık içinde görüyorum" demişti. Biz İbrahim'e, şirkin çirkinliğini gösterdiğimiz gibi, imanında yakîne, kesinliğe ulaşması için, göklerin ve yerin muhteşem hükümranlığını da öylece gösteriyorduk. Gece bastırınca, İbrahim bir yıldız gördü. "İddianıza göre, Rabbim budur" dedi. Yıldız sönünce de, "Ben öyle sönüp batanları tanrı diye sevmem" dedi. Sonra ayı, dolunay halinde doğmuş vaziyette görünce, "İddianıza göre, Rabbim budur" dedi. Sonra o da batınca, "Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, mutlaka sapmışlardan olurdum" dedi. Daha sonra güneşi doğarken görünce, "İddianıza göre, Rabbim herhalde budur. Bu hepsinden daha büyük." Batıp kaybolunca da, "Ey halkım, ben sizin Allah'a şerik koştuğunuz şeylerden beriyim. Ben batıl dinlerden uzaklaşarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Rabbül Âlemîn'e yönelttim. Ben asla sizin gibi müşrik değilim" dedi. Halkı kendisiyle tartışmaya girişti. O dedi ki, "Allah bana doğru yolu göstermişken, siz hâlâ benimle onun hakkında tartışıyor musunuz? Sizin ona ortak saydığınız şeylerden ben hiçbir zaman korkmam. Rabbim ne dilerse o olur. Rabbimin ilmi her şeyi kapsar. Hala kendinize gelip ders almayacak mısınız? Hem siz Allah'ın size tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak saymaktan korkmuyorsunuz da nasıl ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin. Bu iki taraftan hangisi korkudan emin olmakta haklıdır?" İman edip, imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olma, onların hakkıdır. Doğru yolda olanlar da onlardır. İşte bunlar, kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerdi. Dilediğimiz kimselerin derecelerini kat kat yükseltiriz. Muhakkak ki senin Rabbin, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ve o, her şeyi hakkıyla bilir. Biz ona, İshak ile Yakub'u ihsan ettik ve her birinin nübüvvete erdirdik. Daha önce de Nuh'u ve onun neslinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da nübüvvete erdirdik. Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı da nübüvvete erdirdik. Onların hepsi de salih, hayırlı insanlardandı. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u, Lut'u da nübüvvete erdirdik. Her birini de yaşadıkları asrın insanlarından üstün kıldık. Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden kimini de aynı şekilde etraflarındaki insanlara üstün kıldık. Onları seçtik. Onları doğru yola götürdük. İşte bu yol, Allah'ın hidayet yoludur ki, kullarından dilediğini ona götürür. Eğer onlar, Allah'a ortak tanısalardı, bütün yaptıkları, elde ettikleri bütün kazançları heder olup gitmişti. İşte onlar, kendilerine kitap, hikmet, hükümranlık ve nübüvvet verdiğimiz şahsiyetlerdir. Şimdi o müşrikler, bu nübüvveti inkar ederlerse, biz nübüvveti inkar etmeyip ona sahip çıkan bir topluluk görevlendiririz. İşte onlar Allah'ın hidayet verdiği kimselerdir. Sen de onların yolundan yürü ve de ki, ben risaleti tebliğden dolayı sizden bir ücret beklemiyorum. O bütün milletler için bir öğütten, irşattan ibarettir. Bazı Yahudiler de Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmemiştir dediler. Sen onlara de ki, peki Musa'nın insanlara bir nur ve rehber olmak üzere getirdiği ve sizin de parça parça kağıtlar haline koyup işinize geleni gösterdiğiniz fakat çoğunu gizlediğiniz ve sizin de babalarınızın da bilmediğiniz birçok şeyleri sayesinde öğrendiğiniz o kitabı kim indirdi? Ey Resulüm, sen Allah indirdi de, sonra bırak daldıkları batıllarında oynaya dursunlar. İşte bu da bir feyiz kaynağı ve daha önceki kitapları tasdik edici olarak bir de hem ana kenti hem de bütün çevresindeki insanları uyarman için indirdiğimiz bir kitap. Ahirete iman edenler buna da inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam ederler. Allah adına yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyolundu diyenden, bir de Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indiririm diye iddia edenden daha zalim kimse olabilir mi? Ölümün şiddetleri içinde kıvranırken ölüm meleklerinin de yakalarına yapışıp kendilerine haydi derhal ruhlarınızı çıkarıp teslim edin. Bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız. Çünkü Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylüyordunuz. Ve çünkü kibirlenerek onun ayetlerinden yüz çeviriyordunuz diye haykırdıkları sırada sen o zalimlerin halini bir görsen. Kıyamet günü de Hak Teâlâ şöyle buyuracaktır. İşte siz ilk yarattığımızda olduğunuz gibi çırılçıplak teker teker huzurumuza geldiniz. Size verdiğimiz mallarınızı da çok gerilerde bıraktınız. Hani siz dünyadayken Allah'a şerik olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanında görmüyoruz. Gördünüz ya, aranızdaki bağlar bir bir koptu ve ortak olduklarını iddia edip güvendiklerinizin hepsi sizden uzaklaştı. Taneleri ve çekirdekleri çatlayıp yararak her şeyi gelişme yoluna koyan Allah'tır. Ölüden diriyi O çıkarır. Diriden ölüyü çıkaran da O'dur. İşte gerçek ilah bunları yapandır. Artık nasıl oluyor da haktan uzaklaştırılıyorsunuz? Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur. Geceyi dinlenmeniz, güneş ve ayı da vakitlerinizi hesaplamak için O yarattı. İşte bütün bunlar aziz ve alim, mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Karanın ve denizin karanlıkları içinde size yıldızlardan yararlanıp yol bulma imkânı veren O'dur. Gerçekten bilmek, öğrenmek isteyen kimseler için ayetlerimizi açıkça bildirdik. Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sonra sizin için bir kalacak yer, bir de emanet olarak duracak yer vardır. Biz ayetlerimizi anlayan kimseler için açıkça bildirdik. Gökten su indiren O'dur. Sonra biz onunla her çeşit bitkiyi çıkarırız. O bitkiden bir filiz, ondan da büyüyüp birbirinin üstüne binmiş taneler, başaklar çıkarırız. Hurma tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm, zeytin ve nar bahçeleri yetiştiririz. Bunlardan kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Her birinin meyvesine bir ilk meyve verdiğinde, bir de tam olgunlaştıkları zaman bakın. Elbette bütün bunlarda iman edecekler için alınacak birçok dersler vardır. Böyleyken tuttular, cinleri Allah'a şerik yaptılar. Halbuki bunları da O yaratmıştır. Bundan başka ona bir takım oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Ne dediklerini bildikleri yok. O, müşriklerin kendisine isnat ettikleri bu gibi nitelendirmelerden münezzehtir, yücedir. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun nasıl çocuğu olabilir ki, kendisinin eşi de yoktur. Gerçek şu ki, her şey O'nun mahlukudur ve O her şeyi hakkıyla bilir. Rabbiniz Allah, işte bu vasıflara sahip olan yüce zattır. Ondan başka Tanrı yoktur. Her şeyi yaratan O'dur. O halde yalnız O'na ibadet edin. Her şeyin yönetimi O'nun elindedir. Gözler O'na erişemez. O'nun ilmi ise bütün gözleri ihata eder. Gözlerin görmediği her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olan Latif ve Habir O'dur. Rabbinizden size muhakkak ki deliller gelmiştir. Artık kim gözünü açar görürse kendi lehine, kim de hakkı görmeyip batılı seçerse kendi aleyhinedir. Sen de ki, ben sizin üzerinizde bekçi değilim. İşte biz ayetleri iyice anlayıp kavramaları için farklı üsluplarla türlü türlü beyan ederiz. Biliyoruz ki onlar neticede sen ders almışsın diyeceklerdir. Ayetleri böyle türlü türlü açıklamamız, bilmek isteyen kimselere Kur'an'ı iyice beyan etmek içindir. Rabbinden sana ne vahyolunuyorsa ona tabi ol. Ondan başka Tanrı yoktur. Onun için sen de müşriklerden uzak dur. Eğer Allah dileseydi, onlar müşrik olmazlardı. Biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Sen onların işlerini yürütmekle de görevli değilsin. Onların Allah'tan başka yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki, onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah'a hakaret etmesinler. Böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri yalnız O'na olacak ve O da yaptıklarını kendilerine bir bir bildirip karşılığını verecektir. Kendilerine bambaşka bir mucize geldiği takdirde mutlaka O'na inanacaklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah'ın yanındadır. O istedikleri mucize geldiği zaman onların yine de iman etmeyeceklerinin siz farkında değil misiniz? Onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz. İlkin O'na inanmadıkları gibi o mucizeyi gördükten sonra da inanmazlar ve onları taşkınlıkları içinde şaşkın şaşkın bırakırız. Biz onlara dedikleri gibi melekleri de indirseydik, ölüler diriltilip kendileriyle konuşsaydı, istedikleri her şeyi toplayıp karşılarına koysaydık, onlar ihtimali yok, yine iman edecek değillerdi. Allah dilerse O başka. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlardan kimi kimine aldatmak için bir takım yaldızlı sözler fısıldayıp telkin ederler. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları düzmekte oldukları yalanlarıyla baş başa bırak. Bir de bu telkini ahirete inanmayanların gönülleri ona meyletsin derken ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçlarını işlemeye devam etsinler diye yaparlar. De ki, Allah size o kitabı içinde hak ile batıl birbirinden ayırt edilmiş tarzda açıklanmış olarak indirmişken, sizinle aramızdaki davayı hükme bağlamak için Allah'tan başka bir hakem mi arayacakmışım? Kendilerine daha önce kitap verdiğimiz kimseler de bilirler ki, bu kitap gerçekten Rabbin tarafından indirilmiştir. Sakın bundan şüphen olmasın. Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tam kemalindedir. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitir ve bilir. Eğer dünyada bulunan insanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sırf zanna uyarlar ve kafadan atarlar. Muhakkak ki Rabbin, kendisinin yolundan sapanları pek iyi bildiği gibi, doğru yolda olanları da çok iyi bilir. Artık o sapanların sözlerine kulak asmayın da, Allah'ın ayetlerini tasdik ediyorsanız, kesilirken üzerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etini yiyin. kesilirken üzerlerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etlerinden niçin yemeyecekmişsiniz? O zaten size haram kıldığı etleri açıkça bildirmiştir. Ancak çaresiz kalıp da zaruret miktarı yemeniz müstesnadır. Evet, birçokları bildiklerinden değil, sırf heva ve hevesleriyle halkı saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin, haddi aşanları pek iyi bilmektedir. Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah işleyenler, elbette yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Allah adına kesilmeyen hayvanın etini yemeyin. Bu, Allah yolundan çıkmaktır, isyandır. Şeytanlar kendi adamlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinlerde bulunurlar. Şayet onlara uyarsanız, siz de düpedüz müşrik olur çıkarsınız. Ölüyken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için kendisine bir ışık, iman nuru verdiğimiz kişi, hiç karanlıklarda kalıp çıkamayan kimse gibi olur mu? Olmaz ama kâfirlere yapmakta oldukları işler böyle güzel gösterilir. Mekke'de olduğu gibi, her şehirde de ileri gelen mücrimleri yüksek mevkilerde bulundururuz ki, oralarda hileler çevirsinler. Onlar böyle yapmakla kendilerini aldatırlar da farkında olmazlar. Bir ayet gelip de bu kâfirlere tebliğ edilince, Allah'ın resullerine verilen risaletin benzeri bize verilmedikçe, sana asla iman etmeyiz derler. Allah, peygamberliği kime vereceğini pek iyi bilir. Yaptıkları hileler sebebiyle suç işleyenlere Allah tarafından bir zillet ve şiddetli bir azap erişecektir. Biz onlara dedikleri gibi melekleri de indirseydik, ölüler diriltilip kendileriyle konuşsaydı, istedikleri her şeyi toplayıp karşılarına koysaydık, onlar ihtimali yok, yine iman edecek değillerdi. Allah dilerse o başka. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlardan kimi kimine aldatmak için bir takım yaldızlı sözler fısıldayıp telkin ederler. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları düzmekte oldukları yalanlarıyla baş başa bırak. Bir de bu telkini ahirete inanmayanların gönülleri ona meyletsin, derken ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçlarını işlemeye devam etsinler diye yaparlar. De ki, Allah size o kitabı, içinde hak ile batıl birbirinden ayırt edilmiş tarzda açıklanmış olarak indirmişken, sizinle aramızdaki davayı hükme bağlamak için Allah'tan başka bir hakem mi arayacakmışım? Kendilerine daha önce kitap verdiğimiz kimseler de bilirler ki, bu kitap gerçekten Rabbin tarafından indirilmiştir. Sakın bundan şüphen olmasın. Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tam kemalindedir. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitir ve bilir. Eğer dünyada bulunan insanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sırf zanna uyarlar ve kafadan atarlar. Muhakkak ki Rabbin, kendisinin yolundan sapanları pek iyi bildiği gibi, doğru yolda olanları da çok iyi bilir. Artık o sapanların sözlerine kulak asmayın da, Allah'ın ayetlerini tasdik ediyorsanız, kesilirken üzerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etini yiyin.